Nokta Sürücü Kursu'ndan merhabalar. Bugün trafik ve çeviri bilgisi dersimizden trafikten bahsedeceğiz. Öncelikle hocamızı tanıyalım. Evet, merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Kurumumuza şeref verdiniz. İnşallah sizleri her zaman sık sık misafir etmeyi umuyoruz. Ben İdris Yavuz. Aslında çok yabancı değilsiniz. Burada misafirimiz olsanız da dersimizde öğrencimizdiniz. Az çok tanışıyoruz. Kendimizi tanıtmak adına söylüyorum. İdris Yavuz, nacizane 2004 itibariyle sektördeyim. Toplumumuza gerek trafik, gerek aynı zamanda makineci olmam hasebiyle motor derslerinde yardımcı olmaya çalışıyorum. Hocam dedi ki aynı zamanda öğrencimiziz dedi. Evet, öğrencisiyim ama bu sefer soru hakkı bende efendim. Soruyorum, trafik nedir hocam? Evet, rollerimiz değişti. Aslında sınıfta olsaydık ben bu soruyu size cevaben tekrar sorardım. Efendim, bu konuyu size anlatmıştım. Trafik nedir derdim. Ama evet, şu an mikrofonu tutan kişi olarak siz bana sordunuz. Ben de cevaplamaya çalışayım nacizane. Trafiği kitaptaki tanımıyla değil de halkımızın anladığı şekliyle söylemek durumundayım ki maalesef bu da çok hoş bir anlam ifade etmiyor. Çünkü bizde trafik maalesef ki kötü algılanıyor. Ki derslerden de şahitsiniz. Ülkemizin yani farklı bir olaya gidecek belki ama trafik kazaları bakımından çok kötü bir şöhreti var. Çok kötü bir şöhreti var. Sadece ülkemizde değil, dünya üzerinde her 90 saniyede bir kişinin ki 24 yaş altında bir kişinin trafik kazasında can vermiş olduğu bir platformu bahsediyoruz sizlere. Ülkemizde maalesef şu ana kadar alınan bütün önlemlere rağmen hala tam anlamıyla düzeltilebilmiş ve bu kaza istatistik rakamları olumluya çevrilebilmiş değil. En son 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle adına stajyerlik de denilen köklü bir değişiklik yapıldı. Bunların tamamının esprisi trafik kazalarını en aza indirebilmek ve bunu olumluya çevirebilmek oldu. Ama maalesef her geçen gün günlük gazete okuyan arkadaşlarım, işte bir medyayı takip eden arkadaşlarım bilirler ki her geçen gün ülkemizin çok farklı coğrafyalarında, çok farklı bölgelerinde trafik kazası haberleri üzüntüyle de olsa maalesef görmek durumunda kalıyoruz. Onun için ne yapmak durumundayız kısmına gireceğim. Trafik her şeyden önce bir saygıdır. Trafik nedir dediniz? Trafik her şeyden önce bir kültürdür efendim. Ama maalesef ki bu konuda eksiğimiz bir daha söylüyorum. Eksiğimiz var. Trafiğin tanımı karayolunda insanların, hayvanların, araçların her türlü hal ve hareketi diye adlandırılır. Ama ben bir kez daha trafiği başlı başına bir kültürdür, kişilerin dayanışmasıdır, kişilerin anlayışıdır olarak görmekte fayda var diyorum. Trafikte saygı çok önemlidir efendim. Peki trafikteki kuralların ne kadar önemli olduğunu soralım bir de. Trafikteki kuralların ne kadar önemli olduğu kısmı aslında nettir. Trafik tamamıyla her şeyiyle kuraldır. Çok küçük bile olsa kabul edilebilen en ufak bir kuralsızlık bile trafiğin akışını tamamen bozabilir. Ve maalesef ki bu durum biraz farklı taraftan da bakmak durumundayız. Biz toplum olarak trafikte sadece araçları ve onları sürenleri hedef tahtasına oturtur ve onları kuralsız olarak tanımlarız. Ama trafik sadece sürücüler için değildir. Biz yayalar için de bir ortak platformdur. Dolayısıyla biz yayalar da tıpkı sürücüler gibi bizim için var olan bütün kuralların tamamına uymak durumundayız efendim. Yani bugün biraz uçuk bir örnek, tabii ki hiç kimse geçmemelidir ama kırmızı ışıkta geçen bir sürücüyü bütün toplum olarak ayıplayabiliriz. Evet, olması da gereken bu ama aynı şey biz yayalar olduğu için standart kabul edilir, normal kabul edilir ve 5 dakika önce ışıktan geçen sürücüyü ayıplayan toplum 5 dakika sonra kendisi aynı hataya düşüp kırmızı ışıkta geçebiliyorlar. Dolayısıyla trafik toparlamak gerekirse herkes için efendim, yayalar için de araçlar için de karşılıklı kurallara uyulan ve saygıyla oluşturulan bir platformdur. Evet. Bir de sürücü belgesi, ben biraz geç kaldım fakat sürücü belgesi hangi yaş aralarında alabiliriz? Kaç yaştan kaç yaşa kadar acaba? Evet, sürücü belgesi için yaş aralığımız yakın zamana kadar ki az önce vermiş olduğum bir örnek vardı. 1 Ocak 2016 tarihine kadar alt yaş olarak 18 kabul ediliyordu. 18 yaşındaki arkadaşlarımız ki dolduran arkadaşlarımız otomobil ehliyeti diye adlandırılan B sınıfı sürücü belgesiyle sürece dahil olabiliyorlardı. Üst yaş yoktur efendim. Kişi sağlıklı olduğunu kanıtladığı, tek hekimden bile alsa yeterli, belli yaştan sonra belki aile hekimi farklı yerlere yönlendirebilecektir. Fakat sağlıklı olduğunu kanıtladığı müddetçe üst yaş yoktur. Sadece ticari araçları kullanabilmek adına gerekli olan SRC belgelerinde 65 yaş sınırı vardır. 65 yaşına gelinceye kadar ticari araçları da kullanabilmek kaydıyla sağlıklı olduğu takdirde 65 yaşından önce sonrasında da kendi özel araçlarını kullanabilirlerdi. Yakın zamanda 1 Ocak 2016'da ufak bir değişiklikle bu 16'ya indirildi. 16 yaş itibariyle günümüzde kişiler A1 diye isimlendirdiğimiz çok küçük çaplı motosikletleri, ki buna 11 kW diye geçer. Bizde genelde cc hesabı yapılır. Bu yaklaşık olarak 100-125 cc'ye tekabül ediyor. 125 cc'nin altındaki motosikletleri kullanabilmek için 16 yaş yeterlidir müracaat için. Evet, 16 yaştan itibaren müracaatlarımızı gerçekleştirebiliyoruz. Bir de şu konuya değinmek istiyorum. Covid-19 gündemimizde sürücü kursumuz bu Covid-19 ile alakalı ya da hocalarımız hangi tedbirleri aldılar acaba? Evet, teşekkür ediyorum özellikle bu soru için. Malum çok zor bir süreç yaşadık. Bütün dünya ve ülkemiz 11 Mart itibariyle ülkemize giriş yaptı Covid-19. Bizler de kurumlar olarak Milli Eğitim kararıyla 15 Mart itibariyle bütün eğitimlerimizi, hizmetlerimizi ara vermek durumunda kaldık. Yaklaşık bir 2,5 aylık bir zaman diliminde tatil dönemi yaşadık ve Haziran başı itibariyle de gerek araçlarımızı, gerek kurumumuzu, gerek de dezenfekte çalışmalarıyla beraber ve sınıftan da şahit olduğunuz üzere sınıf kalabalıklığını, biraz mevcudiyeti yarı yarıya azaltmak kaydıyla elimizden geldiğince önlem aldık ki malumunuzdur, sadece size röportaj yapabilmek, ses tonumu çok net bir şekilde duyurabilmek adına maskemi çıkardım. Onun dışında yani şu yakınlığı bile hiçbir zaman yapmıyoruz ve kesinlikle maskesiz hareket etmiyoruz. Bu noktada toplumumuzun tamamını, sadece kursumuzda, sadece eğitim camiasını falan değil, toplumumuzun tamamını, yani caddede gezeni de, parkta, havaalanında bu noktada dikkatli olmaya davet ediyorum. Evet, bu büyük bir problem. Tabii ki insanlar rahatsız oluyor. Tabii ki onunla konuşmak zor oluyor. Görseli sıkıntı oluyor. Ama bu süreci hep beraber olumlu bir şekilde aşabilmek adına herkesi de maske konusunda, gerekli önlemler alabilmek konusunda daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Biz kurum olarak işte ne yapılabilir? Dezenfekte yapılabilir. Haftalık olarak onları zaten yapıyoruz. Araçlarımızın temizliği olabilir. Onun dışında malumunuzdur ki sınıfa giren, derse giren bütün arkadaşlarımızın ateş ölçümleri yapılıyor. Hemen kursumuzun girişinde dezenfektanlarımız var. Kişiler geldiğinde oradan gerekli dezenfektanı sağlamak kaydıyla aramıza katılıyor. Derslerimizi dinleyebiliyorlar. Şunu da sorayım hocam. Belgemize sahip olmak için ne kadar bir zaman ve serüven bizi bekliyor? Evet, ya bu konuda biraz suçlayıcı bir konuşma olacak belki ama bazı arkadaşlarımız maalesef bu noktada farklı bilgiler verebiliyorlar. Yani piyasada 45 günde ehliyet gibi bir söylem mümkün oluyor ama bu çok sağlıklı bir bilgi değil. Çünkü kişilerin kursa yazıldığı an itibariyle ki süreci sadece sürücü kursunun tek elinde olan bir süreç değil. Malum bizler milli eğitimle çalışan kurumlarız. Dolayısıyla kişi bize başvurduktan sonra bizim nizami bir şekilde o kişinin işlemlerini yapabilmeniz, her ayın 10'una kadar kayıt mümkün olabiliyor. En geç ayın 10'unda evrakları sisteme dahil etmemiz, akabinde şehrimizde bir tane olan elektronik sınav merkezindeki o öğrencimize sınav randevusu alabilmemiz, o öğrencimizin sınavı geçtikten sonra planlama ki direksiyon planlaması ve akabinde direksiyon sınavlarımız sadece kurumun tek elinde değildir. Milli Eğitim ortaklaşa çalıştığından süreç minimum 2 ay, ortalama 3 ay şeklinde ilerleyebiliyor efendim. Nokta Sürücü kursunda sağlık hocamızla beraberiz. Bize bu pandemi sürecinden ve kursumuzda ne gibi önlemler alındığından bahsedecek. Öncelikle kendisini tanıyalım lütfen. Merhaba, Didem Altıntaş ben. Yaklaşık 5 yıldır ilk yardım eğitmenliği yapıyorum. Bu süreç içerisinde ilk yardımın bir kere daha ne kadar önemli olduğunu anlamış olduk zaten. Keza sağlığın her şeyden önce, sağlık sektörünün, sağlığın ne kadar önemli olduğunu anlamış olduk. Bu da bize yine beraberinde ilk yardım eğitiminin de değerini anlattırdı. Peki biz bir ilk yardım eğitmeni olarak bu süreci değerlendirecek olursak mesela ne yapabiliriz, ne diyebiliriz derseniz şöyle bir şey diyebiliriz. Ben bu süreç içerisinde insanların ne kadar bilinçlenmesi gerektiğini bir kere daha anlamış oldum. Eksik bilgilere sahip olduğunu, tamamlanması gereken bilgilerin olduklarını anlamış oldum. Direkt olarak bir hastayla temas etmememiz gerektiğini biz her defasında vurguluyoruz. Artık bunu altını çize çize söyler olduk derslerimizde. Önemini bir kere daha anlattık böylece. Bunda ne gibi önlemler alabiliriz? Normalde bile bir enfeksiyon vardır diye çekinirken, hele ki şu süreçte hastaya yaklaşırken ne gibi önlemler alalım peki? Hastaya yaklaştığımız sıra zarfında eğer ki bir ilk yardım müdahalesinde bulunacaksak kesinlikle ama kesinlikle tensel, nefessel ya da işte kanına dokunabileceğimiz, direkt tenimizle kanına temas edebileceğimiz durumlardan kaçınmalıyız. İlk yardım sırasında eldiven kullanabiliriz. Maskemizi kesinlikle kullanmak zorundayız. Maske kullandığımız süre zarfı içerisinde biliyoruz ki en azından o kişide bir mikrobik enfeksiyon varsa bize bulaşma ihtimali daha çok düşüyor. El müdahalelerinden uzak durmamız gerekir. El müdahaleleri çok önemli çünkü kanla bulaşacak bir hastalığı da olabilir. Tedbirlerimizi bu yönde ilerletmemiz, dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, bunlar genel anlamda. Evet. Maske ve eldivensiz asla kesinlikle temasta bulunmuyoruz. Kesinlikle. Peki ilk yardımın trafikteki önemi, ehemmiyeti nedir? İlk yardım trafikte olmazsa olmazdır. Yani ilk yardım bilmeyen bir birey trafiğe gerçekten çıkmamalıdır. Hem kendisi, hem arabasındaki, hem diğer arabadaki kişiler için. Herhangi bir kaza anında müdahalede bulunmak demek, bir can kurtarmak demektir. Keza kendi için ya da arabasındaki için ya da bir başkası için. O yüzden ilk yardım için trafik olmazsa olmazımızdır diyoruz. Peki biraz trafikten bahsettik. Şimdi de şundan bahsedeyim. Şimdi pandemi süreci yavaş yavaş bir serbestleşme başladı ve sürücü kurslarında dersler başladı. Evet. Peki Nokta Sürücü Kursu ne gibi önlemler aldı? Nokta Sürücü Kursu Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu tüm genelgeler üzerine önlemlerini aldı. Bakmayın şu anda maskesiziz ama maskesiz hiçbir şekilde durmuyoruz. Temastan tamamen kaçınıyoruz. Sıraların aralarını açtı. Sınıftaki bulunacak birey sayısını düşürdü. Dezenfektan işlemlerinin tamamen hepsini gerçekleştirdi. Yani zaten denetimlerimizden de geçiyoruz. Hiçbir problemimiz yok. Gayet örnek bir kurumuz bu konuda. Aynı zamanda ateşlerimiz de ölçülüyor tabii sınıfa girerken. İnsanlar içi rahat bir şekilde gelebilirler mi? Nokta Sürücü Kursu olarak konuşacak olursam gidebileceğiniz en değerli kurumlardan bir tanesi. Keza bu süre içerisinde alınan önlemleri de varsayarsak gönül rahatlığıyla burada bulunabilirsiniz. Şunu da sormak istiyorum hemen. İlimizde birçok sürücü kursu var. Peki Nokta Sürücü Kursu'nun farkı nedir efendim? Biziz. Eğitmenlerimiz. Eğitmenlerimiz, direksiyon hocalarımız, yöneticilerimiz, burada her şeyden önce çok değerli bir aile ortamı var. Biz gelen kursiyerlerimize siz öğrencisiniz, biz öğretmeniz deyip aradaki çizgiyi keserek, aradaki çizgiyi özellikle belirterek hiçbir atıfta bulunmuyoruz. Ki bu süre zarfında nasıl yaparız bilmiyorum ama İdris hocamın genel uyguladığı şeyleri var. Mesela her kurs sonunda işte öğrencilerimizle beraber bir yemeli, içmeli, veda gibi yapıyoruz mesela. Bu da ben dediğim gibi bu sektörün içinde olalı oldu biraz bir zaman. Ben de diğer kurslarda ya da işte çalıştığım farklı firmalarda, farklı kurumlarda hiç böyle bir şey görmedim. Yani çünkü her dönem sonunda bunu sanki gelenek gibi yapıyor olması da öğrencilerin de çok hoşuna gidiyor. Keza bizim de öyle. Çok değerli arkadaşlar bile edindik bu kurslardan. Stresli öğrencileri aynı zamanda motive ediyoruz. Kesinlikle öyle. Zaten direksiyon kurslarının stresleri oluyor üzerinde. Sınav stresleri oluyor. Yazılı sınav stresleri oluyor. Böylelikle biz de onları bu şekilde atlatmış oluyoruz. Ben vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok memnun oldum. Evet, diyoruz ki güvenle, sağlıkla Nokta Sürücü Kursu'na gelip gidebilirsiniz. Hoşça kalın.